Bugünkü konuğumuz Momotek Store'dan satın almış olduğum HK9 Pro çift çekirdeğe sahip AMOLED ekranlı akıllı saati inceleyeceğiz. Instagram Reels videosunda incelemesini gerçekleştirdim. YouTube'da da bir de sizler için incelemesini sağlayacağım. Biliyorsunuz akıllı saat piyasasında gerçekten gelişmeler var ve bu akıllı saatte HK9 Pro'da en dikkat çekici özelliği AMOLED bir ekrana sahip olması ve çift çekirdekli bir işlemciye sahip olması. Menüler arasında kasma donma herhangi bir şekilde yapmıyor. Siyahları tam siyah gösteriyor diyebiliriz. Bu akıllı saat. Tüm sosyal medya bildirimlerinizi alabiliyorken arama reddetme, arama cevaplama ve saatin üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Ekstra bu şekilde de görüşme sağlayabiliyorsunuz saat üzerinden. Bu saati satın aldığınızda kutunun içerisinden 3 adet de farklı kordonlar geliyor. Yani değiştirip kullanabileceksiniz bu 3 farklı kordonla birlikte. Momotek Store'da kredi kartına taksit yapılabiliyor. Değişim ve garanti süreçleri de bulunuyor. Bu açıdan da güvenle satın alabileceğiniz bir platform diyebilirim sizlere. Açıklamaya linki bırakacağım. Dışarıda bu saati kullandığınızda insanlar hiçbir şekilde anlayamıyor. Tabii ki de içine bakmaları gerekiyor. Bildirim anlamında bütün bildirimleri kesintisiz veriyor. Android'de denemedim, iPhone telefonda denedim. Kırpma yapmıyor. Çok çok uzun bir mesaj var ise onlar da ufak tefek kırpmalar yapabiliyor. VRFit Pro uygulamasıyla çalışıyor. Saati satın aldıktan sonra VRFit Pro ile bağlantıyı kuruyorsunuz. İçerisinde birçok kadran bulunuyor ve istediğiniz kendinize ait görseli olan galerinizdeki bir kadranı da saate yükleyebiliyorsunuz. Şimdi kutu içerisine bakalım, kutunun içerisinde bizleri neler bekliyor. O zaman kutu açılımına geçiyoruz. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Üzerinde HK9 Pro yazıyor ve çıkartmalı bir sticker basılmış ve gayet kaliteli bir kutu. Arkasında da Android ve iOS'larla kullanabileceğiniz bir VRFit Pro uygulamasının QR kodu bulunuyor ve saatin kendi arayüzünü gösteriyor. Kutu içerisinden bir adet HK9 Pro kullanım kitapçığı geliyor ve burada gerekli bilgilendirmeler de yazıyor diyebilirim. Ekstra olarak içerisinden manyetik şarj aleti çıkıyor ve hepsiyle aynı olan manyetik şarj USB girişi ve bu da saatin arka kısmına takılan bölüm. Saatin içerisinden bir adet bu şekilde Ocean kordon turuncu şeklinde geliyor. 45 milim kasaya uygun yapısı. Diğer kordon ise gri ve sarı renkte, böyle kumaşımsı bir yapıya sahip cırt cırtlı bir kordon. Diğer kordon ise elimde takılı olan yıldız ışığı kasasına uygun siyah bir kordon. Ben bu kordonu daha çok sevdim. Bunun da silikonumsu bir yapısı bulunuyor ama gayet iyi terletme ve iz yapmıyor parmakta. Kasa yapısını da bu şekilde görebilirsiniz kordonla birlikte. Yukarıdan aşağıya kaydırdığımızda mesaj bölümü geliyor. Buradaki bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Soldan sağa kaydırdığımızda girdiğiniz en sonki uygulamalar ve şeffaf olarak burada diğer bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarıya kaydırdığımızda saatin kendi menüsü çıkıyor. Burada şarj göstergesi, bileğinizi kaldırdığınızdaki uyanma modu, ekstra olarak gece modu ve şifre koyabiliyorsunuz buradan. Müzik ve videolara da buradan müdahale edebiliyorsunuz saat üzerinden. Harici olarak kendi menüsü bu şekilde. Ben size diğer menüyü de göstermek istiyorum hemen. Böyle birkaç tane arayüzü bulunuyor ve yandaki crown tekerine bastığınızda menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kasma donma herhangi bir şekilde yapmıyor saat. Ayarlar bölümüne birlikte bakalım. Ayarlara girdiğimizde kişisel bilgiler, bilgi vermek, evrensel, rahatsız etme modu ve ekran parlaklığı modu bulunuyor. Buradan saatin ekran parlaklığını kısıp açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bilek uyandırmayı buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranda yüz izleme modu ise direkt zaten bu Always On Display modu. Ekran kapanma süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. 5 saniyeden 25-30 saniyeye kadar da bir imkan veriyor. Şimdilik 30 saniyede kalsın. Sürekli açık ekran modu da 20 saniyeye kadar açık kalıyor. Uyandırma ekranı da her zaman ya da 15 dakika ya da 1 saat sonra açabiliyorsunuz buradan. Ekstra olarak sesler ve dokunma bölümü bulunuyor. Buradan ses ayarlarını açıp yükseltebiliyor veya kısabiliyorsunuz. Buradaki diğer işte telefonunuza bildirim geldiğinde güçlü olan mod titreşim modu. Ben genelde güçlü de kullanıyorum ki titreşim modu birazcık zayıf kalıyor. Buradan şifre bölümünden de ana ekrana şifre koyabiliyor. Ve şifrenizi unuttuğunuzda başka birisi müdahale ettiğinde verileri silebiliyorsunuz. Gerçekten orijinal Apple'la aynı olmuş bu özellik. Ekstra burada spor verilerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir sürü mod bulunuyor. Ve hemen hemen şöyle söyleyeyim, adım sayar ve kalori de hemen hemen aynı diyebilirim. Yani böyle çok fazla etki etmiyor, yalan söylemiyor. Diyelim ki Apple Watch'un normalinde 100 ise sallıyorum, bunda 85-90 çıkıyor. Yani hepsi hemen hemen aynı. Sesli asistan modu var, telefonunuza bağladığınızda direkt buradan sesli asistanla uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ve burada gerekli bilgilendirmeler de yazıyor saatin.
Kutunun açılımını yaptık ve böyle parlak bir yazıyla kutu bizim tarafımıza geliyor diyebilirim. Kolda duruş hissiyatı bu şekilde. Ben siyah kordonu takıyorum ve zaten kutu açılımında gösterdim sizlere. İçerisinden 3 adet kordon, 1 adet manyetik şarj, kullanım kitapçığı çıkıyor ve bunlarla birlikte tarafını da korumalı bir şekilde geliyor. Şimdi sizlere ben anlatırken birazcık VRFit Pro uygulamasının içerisine bakalım. Burada uygulama pazarı bulunuyor. Uygulamaları buradan yükleyebiliyorsunuz, içerisinde var olan uygulamaları. Ayrıca saatinizi bağladıktan sonra kadran bölümüne girdiğinizde birçok kadran bulunuyor. Ben lider tablosu diye bir yazı var. Oraya tıklıyorum ve ücretsiz olanlar orada çıkıyor. Bu kadranlarda da zaten animasyonlu olanlar var, normal fotoğraf olanlar var veya istediğiniz bir fotoğrafınızı galerinizden ekleyebiliyorsunuz. Onun saat düzenini ayarlıyorsunuz. İşte sağda dursun, solda dursun, üstte dursun gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Gerçekten siyahları siyah göstermesi en büyük avantajlardan bir tanesi. Saatin üzerinde Always On Display özelliği var ama şu anda sanırım 10-15 saniye kadar üzerinde duruyor. 10-15 saniye içerisinde kapanıyor. Muhtemelen yazılım güncellemesiyle birlikte ilerleyen süreçlerde düzeltileceğini düşünüyorum bunu. Ayrıca saatin AMOLED ekran olması dış kasa yapısını da etkiliyor. Bu yıldız ışığı kasa rengi görmüş olduğunuz gibi ve üstündeki ekrana baktığımızda siyahlar tam burada da siyah gözüküyor. Parmak izi çok fazla tutmuyor diğer saat modellerine göre. Saatin sizlere biraz da genel özellikleri, yani teknik özelliklerinden bahsedeyim siz saati izlerken. 45 milimlik kasa yapısına sahip oval bir kasa, 2.0 inç bir ekrana sahip, tüm akıllı telefonlarla zaten uyumlu olabiliyor. 2 adet aktif pusula özelliği bulunurken oyun modu, Türkçe dil desteği, kordon kilidi ve kadran kilidi de yapabiliyorsunuz. Kordon kitleme özelliği de alttaki vidalı kısmına bastırdığınızda kordonun kilidi açılıyor. Sonrasında tekrar farklı bir kordon takabiliyorsunuz. Ekstra olarak saatin kadranın üzerine bastığınızda direkt kilitleyebiliyorsunuz. Farklı bir menüye ya da yanlışlıkla dokunmayı da engelliyor kadran kilidi. Şarj süresi 1 ila 4 gün diyor. Evet, Bluetooth'suz kullanırsanız 4 güne yakın çıkıyor. Bluetooth'la da 3 günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben Bluetooth'la kullanmıyorum genelde. Bazı durumlarda motosiklet vesaire sürdüğümde Bluetooth'u açıyorum saat üzerinden ki gelen mesajları kolumu kaldırıp direkt bakabileyim, telefonla uğraşmayayım diye. 3 günü rahat çıkartıyor. Şarjı 1,5 saatte fullenebiliyor tam anlamıyla. Ayrıca bu saatin üzerinde IP68 su sıçramalarına karşı da sertifikası bulunuyor. Ben şimdi açıklamaya satın aldığım linki bırakıyor olacağım. Momotek Store üzerinden kredi kartınıza taksitle alabiliyorsunuz. Bu birçok sayfada, birçok firmada olmayan bir özellik. Taksit yapabilirken ayrıca değişim ve garanti hizmeti de sağlayan bu firmada gönül rahatlığıyla alabileceğinizi söylüyorum. Çünkü mallarının arkasında duruyor diyebilirim sizlere. Ben HK9 Pro'yu incelemeyecektim aslında. Çünkü çok fazla kullanmak istediğim bir saat modeli değildi ama alıp kullandıktan sonra gördüğünüz gibi elimden çıkartamıyorum ve sürekli kolumda motosiklet kullanırken kullanıyorum. Çünkü bildirimleri stabil gönderiyor ve kesinti yapmaması benim için önemli bir şey. Bildirim geldiğinde yarım görmektense tam görebildiğim için gerçekten iyi bir özellik. O zaman açıklamaya linki bırakıyorum. İncelememiz ve teknik özellikleri zaten bahsettim. Kutu açılımında da diğer bilgilerden de bahsetmiş oldum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Eğer ki bir sorunuz olursa yorum kısmında bekliyorum. Anında cevaplayacağım. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.